Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve yüzlerce uzman günlerdir aynı kritik cümleyi kuruyor. İtalya gibi olmamak, koronavirüsün ölümcül ilerleyişini durdurmak için 14 gün boyunca evden çıkmayın, kendinizi izole edin diyor. Ama İstanbul'da bugün akıl almaz bir manzara vardı. Hafta sonu güzel havayı görenler kendini sokağa attı. Sahiller doldu taştı. Ormanlık ve mesire alanlarının girişlerinde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Söylenecek çok şey var aslında ama biz haberimizi verelim. Yorum sizin olsun. Hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. Üsküdar, Caddebostan, Kemerburgaz, Belgrad Ormanı, Galata Köprüsü, Bebek. Özetle İstanbul'un tüm sahilleri ve ormanlık alanları koronavirüs tehdidine uyarılara rağmen doldu, taştı. Evde kalırsak öleceğiz zaten. O yüzden çıktık hava almaya. Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar hep aynı şeyi söylüyorlar. Şu 14 gün boyunca mümkün olduğunca evinizden çıkmayın uyarısında bulunuyorlar. Ama bugün hafta sonu havada nispeten daha güzel olduğu için işte buraların boş olması gerekirken bu uyarılara kulak asmayanlarla dolu. Herkes bayağı bir karantinada, biz de uygulamaya çalışıyoruz. Burada mı? Biraz deniz havası alalım. Evde bunaldım. 68 yaşındayım. Ne olacak bundan sonra? 68 oluyor. 68 sene daha mı yaşayacağız? Sahillerdeki ve trafikteki yoğunluk havadan da böyle görüntülendi. Kemerburgaz ve Belgrad ormanlarında ise metrelerce araç kuyruğu oluştu. Pikniğe gidenler dip dibe mangal yaptı. Çocuklar çok bunaldı ve evde artık onlara... telefondan uzaklaştırmak için evde bütün faaliyetleri denedik. Kitap okumaktan çok sıkıldılar. Evde hobiler yaptık. Kozalak aldık, kozalakları boyadık. Ama ormana kaçalım dedik. Tarım ve Orman Bakanlığı da önlemlerini arttırdı. Piknik ve mangal yapılmasını yasakladı ama yine sahiller bu kurala uymayanlarla dolu. Bir profesör çıkın diyor, bir diğeri çıkmayın diyor. Biri açık havada dolaşın diyor, diğeri evde oturun, kimseye dokunmuyor diyor. Çocukların ruh sağlığı için de bir saat bile olsa örtü örtüyoruz banka. Özellikle çocuklar için durum çok farklı çünkü onlarla ilgili veriler sınırlı. Üstelik bir takım çalışmalar da Çin'de vakaların az görünmesinin nedeni Çinlilerin çocuklarını çok iyi korumaları olarak, yani evden hiç çıkarmamaları olarak gösteriliyor. Ama yine bugün çocuk parklarına da hafta sonu kalabalığı kadar olmasa da çocukları görmek mümkün. Bu çocuğu ne kadar tutabilirsin evin içinde? Evden çıkmayın diyorlar ama ben rutin her sabah böyle yürüyüşümü yapıyorum. Burası da tarihi Galata Köprüsü. İşte balıkçıları görüyoruz, sıradan bir gün gibi. Hiçbir önlem yok. Hatta bir metre kuralına bile uyulmamış. Şimdi sormak istiyorum, niye buralar acaba bugün? Efendim, evden çıkmayın diyorlar ama. Bir haftadır evdeydik, dayanamadık artık. Siz de çıkmışsınız. Biz işimiz gereği. Bak bizde iş. Yapacak bir şey yok, bu hobi. Hobi mi, iş mi? Hobi, hobi. Risk grubundasınız yaş olarak. Niye dışarıdayız? Valla evde sıkıldık, mecbur geldik burada yani. Bir de kendimize dikkat ediyoruz burada da. Nasıl dikkat ediyorsunuz? Dip dibesiniz. Elimizi ağzımıza falan sürmüyoruz. Ya, kaç durum. Metre var arkanızdaki beyefendiyle şu an aranızda? Bir metre diyorum. Var mı? Var. Kaç? 36.4. Pazarlarda da koronavirüs önlemleri alındı. Biz de kalabalık bir ortam olduğu için maskelerimizi taktık. İşte her içeri girenin ateşi ölçülüyor. Bir sıkıntı olmaması haline de el dezenfektanları sıkıldıktan sonra pazara girmeleri öneriliyor. Aynı zamanda tüm esnaf da şu anda maskelerini takmış durumda. 38.5 dereceye çıktığı zaman zaten burada sinyal veriyor. Kırmızı sinyal geliyor. Yönlendiriyoruz. Ya ambulansa yönlendiriyoruz ya da yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Ateşiniz ölçüldü ama niye maskeniz yok? Efendim, maskenin olması için yakın temas olması gerekiyor. Bir. Ama pazara gidiyoruz. Hasta olmadığımız için. Risk grubu mutlaka taksın diyorlar. Yok, öyle demiyorlar dün akşam da. Hasta olanlar takması lazım diye. O sebepten, yoksa evimizde var yani. Kesinlikle elde etmiyoruz. Şöyle yazıda gördüğünüz gibi kendi sağlığımız için sadece bize söylüyorlar, biz kendimiz veriyoruz. Kendi sağlığımız için. Maske taktınız aynı. Maske taktık. Zaten böyle olması gerekiyordu.